Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve yine Scania ile beraberiz. Bir önceki bölümde izlemediyseniz yukarıdaki kartlarda var. Scania'mızın V8 motorunun sesini dinlemiştik. Bu bir ses modu arkadaşlar. İndirebilmek için aşağıdaki linki bulunan Discord kanalıma gelmeniz lazım. Oradan modu indirebilirsiniz. Daha önce dediğim gibi V8'ini kullandım. Aynı zamanda 6 silindirisi için de bir open pipe, yani bu açık egzoz veya kurt egzoz diyorlar galiba. O tarz bir egzoz modu var. Şimdi 6 silindirlisinin sesini sizlere dinletmek istiyorum. Bence bu da gayet güzel. Öbür motorlarda var mı bilmiyorum. Bu 500 beygir bu arada. S500 yaptım arabayı. Bakalım dinleyelim. Evet, 6, yani o 8 silindirlerin V8'in sesinden farklı. Bir dakika, şöyle bir far ayarımızı yapalım. Şunları eklememişim. Heh. Şimdi içeriden de bir dinleyelim. Bayağı uğultulu falan ama. Camları açarsak nasıl olacak? Camlar kapalıyken böyle çok bas geliyor ses. Uğultulu geliyor. Ama açınca... bir el frenimizi çekelim. İndirelim. Gidelim bakalım. Vites sesleri falan gayet güzel. Oyunda sabah yaptım. Sabah sabah bir yolculuk yapacağız. Yine ağır bir yükümüz var. Ama bu sefer yükümüz özel eskort araçlarla götürülecek bir yük değil. Camları kapatalım. Bakalım. Acayip bas oluyor bir anda ses. Aracımızın motoru düşük ama... Zaten başlangıçta da fark etmişsinizdir. 8x4 seçtim. En azından dedim hani motor güçsüz bile olsa çeker sayısı fazlalaşsın. Lastiğimiz çok olsun dedim. Yükümüz bu. 36 tonluk bir vinç taşıyacağız arkadaşlar. Belgrad'ın içinden Belgrad'ın içine taşıyacakmışız gibi gözüküyor ama birazcık yolumuz var. Ben orta aksımı kaldırmıştım. Olmadı. Onu of. Bana acayip bas geliyor ses ya. Size de öyle mi geliyor bilmiyorum ama. Nerede yük? Aa, yük içeride. Bir dakika amcaoğlu. Biz buradan dönebilecek miyiz? Gel bakalım geri. Allah, çok çevirmişim. Aynayı kontrol edelim. Evet. Güzel güzel. Gayet güzel girdik. Dış kameraya geçmedim bile. Abiyi korkutayım istedim ama korkmadı. Evet. Hadi bakalım bismillah. Dışarıdan göstermek istiyorum size şöyle. Oo, burada yükseklik varmış. Hemen bu değil, şuna basıp aksımızı da indirelim. Eğer bir çekmeme durumu olursa aksımızı kaldıracağız. Yalnız araç çok güzel değil mi ya? Vites değiştirme sesleri falan çok güzel. Aynı zamanda ben bu sesi diğerinden daha çok sevdim. Diğeri çok böyle abartıydı. Bu ses öbüründen daha güzel. Ama bu 500 beygirlik olan. Dediğim gibi daha farklı motorlarda daha farklı mı ses çıkartıyor? Ona bakacağız. 370'lik olanı var. 410'luk mu ne vardı? 470'lik vardı galiba. Yani bayağı bir seçenek var. O yüzden hangisini kullanacağımızı bilmiyorum açıkçası. Hepsini yavaş yavaş deneriz. Şöyle uyarı ışıklarımızı da yakalım. Oo. Evet, şöyle iç kameramıza geçelim. Allah Allah, ne oldu ya? Evet, araç bir yavaş geçti oradan ama anlamadım. Şimdi dediğim gibi aynı şehirde, aynı ülkede olacağız aslında. Hatta aynı şehirde mi olacaktık ya? Evet, Belgrad'ın içindeyiz ama Belgrad'ın aşağısından, yani güneyinden böyle dolana 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 kuzeyine gideceğiz arkadaşlar. Yani yollar çok şey değil.
Yollara çok bakmadım açıkçası. Hani yükün ağır olmasına baktım sadece. O yüzden yükümüz ağır olduğu için buradan gideceğiz. Sanki hiç trafik mi yok? Bana mı öyle geldi ya? Trafiği kapatmış mıydım ki ben? Ha, şeyin şirketin içindeymişiz daha hala. Evet, trafik var. Gözüktü. Yani umarım size çok aşırı gelmiyordur ses. Ben biraz fazla duyuyorum. O yüzden şöyle yarım açacağım camları. Ha, şimdi bir tık daha iyi. Çok böyle aşırı bas geliyor. Kulağımı uğuldattı resmen yani. Evet, şöyle geçeceğiz bakalım. Burada durmamızı istiyor. Buradan bu araç dönecek mi ya? Hadi. Evet, döndü. Vallahi dönmeyecek sanmıştım ama o Dorse'nin arkasında, daha doğrusu Dorse'nin ön tarafında bulunan lastik dönüyor galiba. Veya Dorse'nin şeyleri mi dönüyor? Aksları mı dönüyor acaba? Neyse, bir dahaki virajda bir kontrol ederiz onu. Buradan sola dönmemiz lazım. Evet. Neyse, çok fazla araç yok, o yüzden şöyle dönebiliriz. Bir şeyi kontrol edeceğim, şu Dorse'nin. Evet, o şu lastik dönüyor. Bu lastik dönüyor. Arka, evet, arka tekerlekler de dönüyor. Bazıları aksi yönde dönüyor. Vay, bayağı yardımcı oluyor yalnız. Dönüşlerde bayağı bir hayat kurtarıyor yani bu Dorse'nin şeyleri, lastikleri. Onlar dönmese bazı yerlerde dönemeyebiliriz bile. Adamlar Ar-Ge yapmış yani, araştırmış, geliştirmiş, çözümü bulmuş. Aa, yine ışık. Yine ışık problemi ya. Geçen seferden böyle bir sorun vardı. Keşke aracı satıp bir daha alsaydım. Niye böyle bir sıkıntı yaratıyor anlamadım ama araçta bir sıkıntımız var. Işıkla alakalı. Hayır hayır hayır. Yapma be. Ulan o kadar laf söyledim. Dorse şöyle güzel, böyle mükemmel dönüyor falan filan. Dayı bir dakika. Şöyle dümdüz gelsek. Ne oldu be? Şöyle. Abi nereye takılıyor? Dayı sen de darladın beni ha. Arkadan gelip gelip duruyor. Evet. Birazcık daha genişten alıp dönmemiz lazımmış. Ben biraz dar aldım tabii, o yüzden problem oldu. Yalnız şehir içinde geziyoruz. Bence çok hoş oldu böyle. Hiç böyle düşünmemiştim ama bu araçta zaten hız yapmaya gerek yok. Öbüründe de hatırlarsanız zaten ağır yük almıştım eskortlarla. Gidilecek bir yük. Bu da ağır ama eskort istemeyen bir yük. Eskorta gerek görmemişler bunda. Neden bilmiyorum. Hadi aç 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 aç. Beni yavaşlatma. Bazen yanlışta sinyal diye şeyleri, vites kollarını çekiyorum. Benim save'lere göre değişiyor çünkü bu tuş atamalarım. Farklı profillerde girince karıştırıyorum bazen onu. Evet, şöyle birazcık basa basa gideceğiz şimdi yokuş aşağı derken yol tıkandı. Haydi. Ben şöyle sola atsam kendimi ne olur ya. Bir müsaade edin. Bunlar kaza yapmış. Yürüsene kardeşim. Öndeki araba yol verdi. Ben sana çalmamıştım ama olsun. Şöyle biraz dışarıdan da kullanayım şu. Taka 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 taka. Eskiden şeyler vardı. Taka deniyordu galiba onlara hatta. Tekneler vardı. Balıkçı tekneleri.
Taka dönmesinin sebebi de zaten bu sesten dolayı. Taka 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 diye giderlerdi. Bu araç da öyle gidiyor. Ben şöyle sağa bir atayım kendimi. Yavaş yavaş yavaş. Abi sen niye geçiyorsun kamyon yerine ya? Hoppa. Mustang. Yürüyeceğim mi? Mustang dörtlüleri yakmış. Oh. Ben ses modunu çok sevdim arkadaşlar. Sizler de böyle hani oyunun orijinal sesinden sıkıldıysanız, farklı sesler arıyorsanız deneyebilirsiniz. Özellikle bu Scania için yapılmış bir mod. Başka böyle open pipe modları da var. Zaten araba motorlarına open pipe yazarsanız çıkıyor. Özellikle işte mod bulabildiğimiz sitelerde. O zaman sizler de bulabilirsiniz farklı araçlar için. Ben Scania ile kullanmak istedim. O yüzden Scania'nınkini indirdim. Bayağı şehrin içerisinde geziyoruz. Otel varmış galiba şurada. Okusato. Okusato Oteli. Biz buradan sanki sağa dönecektik. Evet, şöyle geçelim. Bak, inşaat gibi bir şey var şurada. Aa, köprü yapıyorlar. Köprüye malzeme taşısak ne güzel olur ya. Bu tarz böyle görevler yapıyorlardı bazen. Artık vazgeçtiler galiba ondan. Truckers MP'de vardı sanırım. Yavaş 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 yavaş. Abi ne hızlı girdik. Yük ittirdi sanki arkadan. Şöyle ben iyice röterderimi açayım. Bir arkadaş anlatmıştı, unuttum. Röterder motorla ilgili değil diye. Aracı nasıl durdurduğunu bilmiyorum ama kızaklamayı engelliyor tahminimce. O yüzden genelde işte hani ayak pedal frenini kullanmak yerine röterderi kullanıyorlar. Yalnız niye durdunuz abi? Ben gidemeyeceğim. Kornalarıma bak. Adam bayağı gitmiyor ya. Gelene geçene yol verdi. Hadi. Vallahi gitmiyor. Heh. Kimse gelmiyor. Yürü. Bas 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 bas. Bas bas diyorum da ben gidemiyorum. Aha, kamyon geliyor. Yürüyün ya. Abi yol ver dedik de o kadar da değil yani, adam 5 kilometre uzakta. Hadi. Allah Allah. Ya bu oyunun bu trafik olayı çileden çıkartıyor insanı ya. Yürü dayı yürü. Oo, farlarıma bak. Hadi yürü. Allah Allah. Hadi bundan sonra geçecek. Ben de basayım. Sakın durma, sakın durma, sakın durma. Yol falan vermiyorum vallahi, ben giderim. Kocaman aracım ben ya. Kime neyin yolunu veriyorum ya? Yol isteyen alsın. Burada da dur diyor. Neyse, onlar en azından devam ettiler. Haydi bismillah, dönüyoruz. Çok güzel ya sesi. Tapa 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 tapa. Aracın yakıtı var mıydı ya? İkidir bu aracı kullanıyorum. Neyse, var gözüküyor şu an. Hiç boşuna oralara falan girmeyeyim. 198, 206 ne ya? Litresi 206 birim. Artık neyse o para birimi. Biz şu an neredeydik onu da bakmadık. Ha, Belgrad'dayız. Sanki bu köprüden daha önce de mi geçtik ya? O geçtiğimiz köprü buna bir çok benziyordu veya. Çünkü araç, yani üstümdeki şey yük çarpacakmış gibi gelmişti hani. Bir önceki videoda. Bu köprüye çok benziyor burası. Allah, yokuş mu çıkacağız? Ne yaptınız ya? Ben o yokuşu çıkamam ki. Bu niye ötüyor ya? Işıkları yakamıyorum. Çok enteresan. Kapı açık kalmış gibi hani böyle bir ses geliyor.
Kapı mı açık kaldı acaba? Çok enteresan. Ya bu araçla ilgili bir olay tabii. Hata olduğunu düşünmüyorum. Bir uyarı veriyor ama neyin uyarısını verdiğini ben anlayamadım. Yoksa gayet güzel bir teknoloji büyük ihtimalle. Anlayana ama işte. Bunlar niye durmuşlar? İlginç. Orada yine saçma bir trafik vardı. Neyse ki bizim önümüzde değil. Ne kadar yolumuz kaldı acaba? Ha, gelmiş miyiz? Ne diyorsun ya? 162, 160 kilometre mi diyor? Abo! Biz hiç gidememişiz ki daha. Bir an böyle yakın gösterince kırmızı çizgiyi, ya dedim geldik herhalde. Daha 160 kilometre var diyor. Şaka gibi. Aynı şehirdeyiz yalnız. Yanlışlık olmasın yani. Aynı şehirde bu kadar uzağa nasıl gidiyoruz tabii, o da enteresan. Bu kadar şehirler arası yol gidiyormuşuz gibi. Benim yüzümden sol şeritte kaldı adam. Ha, biz sağa döneceğiz. Haydi haydi geç, tamam. Acıdım. Biz buradan bir daha mı sağ yapıyoruz? Evet. Ha, Belgrad diye yazıyor. Belgrad'ın içindeyken yazması enteresan tabii. Bunlar ne? Ayçiçeği. Şimdi bir de taklamakla atmayalım. Korktum valla. Yokuş yukarı bile olsa. Rölanti sesi güzel. Oo. Şimdi bu da ile aynı hızla gidiyoruz. Nasıl ben sola geçeceğim diyecektim ki. Sola geçmeyeceğiz galiba. Sağdan çıkacağız gibi geldi bana. Balkan Trans. Şeyle beraber geldi sanırım bu Balkan Trans. Bu yeni güncellemeyle. West Balkan DLC ile geldi. Evet, biz buradan zaten düz gidemiyormuşuz. Biraz şöyle kulaklarımız dinlensin. Yapma, yapma. Abi nasıl bir yavaşlamaktır ya? Biz sola gideceğiz. Buradan nasıl geçeceğiz? Allah! Önümüzde araç da var. Mümkün değil bizim buradan geçmemiz. Ben size söyleyeyim. Bu adam hayatta geçemez buradan. Durdu mu? Yol mu verdi? Yok. Hadi. Hadi bundan sonra bas. Hadi yürü. Ya kafayı yiyeceğim ya. Yürüsene. Tabii dayı iki tarafa da bakıyor. Ben tek tarafa bakarak çıktım. Neyse ki yol verdiler bana. Of, o tarafa kadar gitmemem gerekiyordu galiba ama neyse. Dur bakayım, arkada birini ezdik mi? Yok. Ne kadar saçma bir... Ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? Üstüme sürdü ya. Ne kadar saçma bir geçişti ya böyle. Gerçekte var demek ki öyle bir geçiş. Saatlerce beklersin oğlum oradan oraya geçmek için. Mümkün değil ki. Gidemiyoruz bu arada, farkında mısınız bilmiyorum ama. Çekmiyor araç. Allah Allah. Oo, şu inşaat da güzelmiş. Oradan yük alınıyor mu acaba? Dur bakayım. Yok. Şehrin içindeyiz yine. Biz düz gidecekmişiz Allah'tan. Orada şey varmış zaten. Dur dur dur, atlama sakın. Sinyal yaktı mı ya? Adam atladı hemen önüme. Bu oyunda sinyalinize çok dikkat ediyorlar. Dörtlü flaşör yakarsanız falan hemen böyle mesela şey yapıyorlar. Arayı açıyorlar. İşte ne bileyim, sinyal verirseniz o da dönecekse, siz ne de olsa sinyal verdiniz diye adam atlıyor.
Ben sinyali açık unutmuşum yanlışlıkla tabii. O saçma olmuş. Bakayım. Abi bayağı yolumuz var hala ya. Şaka gibi. Ben kısa olur dedikçe 114 kilometre diyor. İnşallah varacağımız şirket güzeldir. Böyle bir şantiye mantiye gibi bir şeye gitsek çok güzel olur. Bakmadım bu arada. Sıfır kamerasıyla gidip şöyle hani bazen önceden bakıyorum. Bunda öyle bir şey yapmadım. Sürprizi kaçmasın diye. Şimdi bu aracın başka seslerine mi sizlere videosunu çekeyim? Yoksa başka yeni bir araç mı çekeyim? Onu da yorumlarda belirtirseniz güzel olur arkadaşlar. Çünkü bu aracın diğer motorlarını da bir denemek istiyorum. Acaba bunlardan farklı mı? Ama sanırım iki tane ses var. Yani bir işte 6 silindirli. Şu an kullandığım rötardar açık kalmış. Bir de bir önceki videoda kullandığım V8 var diye tahmin ediyorum. Çünkü modun yorumunda açıklamalar kısmında öyle yazıyordu. İşte V8 ve sıralı 6 silindirli sesleri falan gibisinden böyle bir şey yazıyordu. Büyük ihtimalle aynıdır diye düşünüyorum sesler. Oha, el freni çektim artık durayım diye. Yani böyle bir durma yok, böyle bir fren yok ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hah. Allah'ım ya Rabbim ya. Yolu kapamışlar. Yolu kapamışlar da. Benim geçmem lazım abi. Dayı bir dakika müsaade et. Ben şimdi başka yerlerden dolanamam. İnşallah helikopter yoktur. Neyse sıfır kamerasıyla atlarız. Helikopter olunca çünkü problem çıkıyor. Bakayım. Ya bir şey yok, araç yanmış. Şuradan geçeceğiz yani, bu tantana ne? Söndürmüşsünüz de aracı. Hala yanıyor olsa tamam da. Ana bu ne ya? Otobüs durağı. Allah Allah. Otobüs durağı var. Ne zamandır ETS'de otobüs modu çekmiyorum aslında ya. Bir otobüsle de oynasak güzel olur. 1.49'a güncellendi mi acaba otobüsler? Onları tekrar böyle bir şey yapmaları gerekiyor. Fixlemek deniyor ama işte uyarlamak diyelim. Yeni şeye uyarlamaları gerekiyor. Bizim sola geçmemiz lazım. Abi müsaade et. Şöyle birazcık burnumuzu göstersek. Evet, durdu. Bunlar gitmiyor ki bu sefer de. Ama yok, benim sola geçmem şart. Vay. Abi de zart diye geçti. Ha, orası şeye gidiyormuş zaten, benzinciye. Bakalım. 64 kilometre diyor. İyi. Yine az kalmış. Araç da hızlı gitmediği için mi nedir anlamadım. Bayağı uzun sürdü yani benim düşündüğümden. Ha ne de olsa şehir içindeymiş falan dedim ama. Saçma bir uzadı yol. Şimdi buradan en sona kadar gideceğiz zaten galiba. Bizim gidebileceğimiz en sona kadar diyeyim. Oradan sonra yol devam ediyor olabilir de. Çok ağır bir yük değilmiş gibi geliyordu. Ama 500 beygir pek taşıyamadı yani aracı. Aslında onu kullandırsalar, o üstümüzdeki aracı, nasıl olduğunu çok merak ettim şimdi. 6 tane kocaman tekerleği var. Bu arada kanalımda videosu bulunan bir oyun var. Yeni çıkacak bir oyun. O oyunda bu tarz araçları da kullanabileceğiz. Allah'tan sol şeride geçmemişim var ya, sol şerit kilit. Şimdi sola geç diyor bana. Ha, biz düz gideceğiz çünkü. Evet. Şurada duralım bakalım. Allah.
Durmuşlar. Sola dönecek çünkü bir tanesi. Onu bekliyoruz. Bir akıllı sola dönecek diye kırmızı yandı ya. Allah'ım yarabbim. Geçemedik. Şu aksı kaldırayım bakayım. Belki daha rahat çekeriz o zaman. Michelin'ler de yanıyor. Selektör yapınca. Bak bak. Hadi yürüyün ya. Onlar bize yol vermiyorlar. Bizimkiler yol veresi var yani. Dön abi dön. Dön, nereye gidecekseniz gidin artık ya. Allah Allah. Beni buluyor yani gerçekten. Çok enteresan. Bakalım araç böyle daha mı iyi gidecek? Şöyle biraz 7 kamerasından kullanayım. Bu sinyal şeyi ha. Böyle artık insanlar falan oluyor şeyde. Haritada. Şöyle dönmem lazım. Umarım kimse yoktu. Atladık ama. Burası bayağı şehir içiymiş ya. Vallahi kusura bakmayın. Böyle gitmem lazım çünkü. Kaldırıma çıkacağız neredeyse. Beni şehir içinde nereye götürüyor acaba? Çok merak ediyorum. Şehrin merkezine soktu bizi. Oh, burada da stop işareti var. Işık yok. Ayvayı yedik. Evet. Bence artık buradan geçebiliriz diye düşünüyorum. Mazda'da geçtiğine göre biz de çıkalım. Bunlar dönemediler garibanlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok dar yer bırakmışlar ya. Neyse, döndük. Buradan sonra dümdüz gözüküyor. Buradan sonra ne var bilmiyorum. Yol niye dümdüz? Anlamadım yani onu da. Yokuş çıkıyoruz. Sonra iniyoruz ama bayağı dümdüz gösteriyor yani yolu. Belki şirkete mi gireceğiz acaba diyeceğim de. Daha var. Sağa doğru devam edeceğiz. Oh be, en sonunda yol önümüz açıldı. Ah, malav gibi bir şey vardı, amca bir şeyler satıyor. Yolun kalitesi değişti bu arada. Sanki direksiyona da yansıdı gibi. Orası kapalıymış. Böyle garip şeyli malzemeli yollar falan olsa çakıl makıl çok zevkli olacak aslında. Bak burada birileri var. Arabayla durmuş. Fotoğraf mı çekiliyor artık ne yapıyorsa. Burada da bir yol var. Buralara giremiyoruz tabii. Girsek çok güzel olacak da. SCS bir türlü izin vermedi yani şu toprak yollara falan girmemize. Evet, iyice bir yavaşlamamız lazım. Evet. Buradan geçebiliyoruz. Burada ne var? Bir şey yok. Aha, toprak yol. Oh be. Allah. Değmeyin keyfime. Çok seviyorum bu toprak yol olayını ya. Acayip bir hava katıyor oyuna yani gerçekten. Tozu dumana kata kata gidiyoruz. Kata 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 kata. Burada da birileri var. E39 muydu o? BMW. Şuradan döneceğiz. Ya karşıya gidiş yok zaten. Buraya da gidiş yok. Bayağı sallıyor bu arada direksiyonu. Aksımız yerde değil. Acaba ondan mı sallıyor? Şu aksı indireyim bakayım. Yok. Pek bir şey değişmedi. Yine aynı gidiyoruz.
Vay, güzelmiş bu şirket. Belki bir sonraki sefere bu şirketten yük alırız diyecektim ama tabii belki de aracı değiştireceğim. Motor sesleri diğerleri bunlarla aynıysa bir daha herhalde şey yapmam. Yani sizler de zaten modu artık biliyorsunuz. O yüzden tekrar tekrar göstermeye gerek duymadığım için. Bakalım ters yanaşabiliyor muyuz? Yanaşırız ya. Şuraya ters gir diyor ama şöyle dönersek zaten direkt kafadan girerim ben oraya. Şöyle yapalım. Genişten alalım. Vallahi adamlar tarlanın ortasına inşaat şeyi açmışlar yani. Alanı. Şöyle hop 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 yavaş. Beceremedik mi? Şöyle biraz genişten. Abi o silindir gibi şeyi niye koymuşlar ya? Sırf uyuzluğuna ha. Çarpsın diye koymuşlar onu. Arabanın altı da yere değecek. Şöyle bir de basayım bakayım. Oo. Çok güzel oldu. Şimdi aracımızı burada artık daha doğrusu dorsemizi teslim ediyoruz. Kendi dorsam olmadığı için. Hemen göstersin sonuçlarımızı da. Şuradan bir çıkalım. Dorseyi bıraktık. Biraz sallandı falan ama. Aracı yere çok yaklaştırdım. Şuraya çarpar mı acaba? Çarpmaz herhalde ya. Bakayım. Yere fazla yakın olduk. Şurada bitirelim. Şöyle duralım. Evet, gayet güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Ses de çok güzelmiş. Aracın motorunu kapatma sesini duyurmamıştım. Onu da şöyle videoyu bitirmeden bir duyurayım. Evet. Bunda da yine böyle hava sesleri falan bir şeyler geliyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.